Solmayan gül. Bir varmış, bir yokmuş zamanın birinde memlekette bir ağa varmış bu. Ağanın malı çokmuş. Gel zaman git zaman ağa ve karısı ölmüş. Geriye bir oğlu kalmış. Komşular oğlanı yalnız kalmasın diye evlendirmek istemişler. Oğlan da kabul edince komşular gidip kızı istemişler. Kızın babası dünürcülere şart koşmuş. Eğer kızımın ağırlığı kadar altın verirseniz veririm, demiş. Oğlan kızın güzelliğini görünce bütün malı mülkü satıp kızla evlenmiş. Gelin eve gelince oğlan daha çalışmaz olmuş. Devamlı kızın yüzüne bakarmış. Bu yüzden çok fukara düşmüşler. Bir gün kadın, adam, böyle birbirimize bakmakla iş olmaz. Sen git şehirde çalış da para kazan, demiş. Biraz düşünen adam, peki seni ne yapacağım, demiş. Karısı da, sana bir gül vereceğim. Bunu her zaman yanında taşıyacaksın. Eğer bu gül solarsa bil ki bana yabancı el değmiş. İşte o zaman koşar gelirsin, demiş. Adam karısının bu teklifini kabul edip yollara düşmüş. Şehirde bir paşanın konağında iş bulmuş. Paşanın işlerini yapıyor. Bir hayli de para artırıyormuş. Bir gün paşa adamın elindeki gülün hiç solmadığını fark etmiş. Adama sormuş gülün neden solmadığını. Adam da her şeyi anlatmış. Paşa anlattığı bu güzel kadını çok merak etmiş. Bunun üzerine vezir olan kardeşiyle zabit olan kardeşini görüp durumu anlattıktan sonra gizlice yola çıkmış. Kadının evine gitmiş. Kadına, ben paşayım, işte heybelerce altınım var, madem senin kocan yok, seni alayım, demiş. Kadın, şimdi bu adama yok desem bana kötülük eder, diye düşünüp paşaya, şimdi kardeşim işten gelir, sen şu bodruma saklan, seni görmesin. Sabah seninle görüşürüz, deyip adamı bodruma sokmuş. Aradan epey zaman geçmiş, paşa dönmeyince zabit olan kardeşi onu aramaya gitmiş. Sonunda kadını bulup kapıya dayanmış. Kadına onunla evlenmek istediğini söylemiş. Kadın bu işte bir oyun olduğunu sezmiş. Adama, şimdi kardeşim gelecek, sen hemen bodruma gir, sonra seninle görüşürüm, demiş. Zabit bodrumda dolaşırken kardeşini görmüş. Başlarından geçenleri birbirine anlatmışlar. Kız her gün onlara ekmek atarken, sana şu kadar altın verelim çıkar bizi buradan, diye yalvarırlarmış. Paşanın vezir olan ağabeyi giden iki kardeşinin de geriye dönmemesi. Üzerine kadının kocasını da alıp kadının yanına gelmiş. Kapıyı açan kadın, kocasını görünce ağlamaya başlamış ve başından geçenleri anlatmış. Sonra da bodrumdakileri çıkarmış. Paşa, adama, hakikaten çok namuslu bir eşin varmış. Ben bunu denedim. Al bu altınları, deyip bir teneke altın bırakıp gitmiş. Adam karısıyla mutlu olmuş.